Ne yapıyorsun? Seni düşünüyorum. Seçmelerde giydiğin baştan çıkarıcı pompon kız kostümünü düşünüyorum. Giyip bana resmini yollamalısın. İç çamaşırı sana kalmış. Öyle mi? Bunu yapmamı ister misin? Bebeğim istediğimi biliyorsun. Kendine dokunuyor musun? Bebeğim. Evet. Mastürbasyon yapmadığını sanıyordum. Peki bu ne için? Bebeğim, neden bahsediyorsun? Bu cildim için. İçinde lanet SPF var. Antrenman ve maçlar sırasında saatlerce sahada kalıyorum. Onunla ilgilenmezsem cildimin ne hale geleceğini düşünebiliyor musun bebeğim? Rejimimin bir parçası. Tanrım, giymişsin. Evet. Evet. Sevgilimin neden hoşlandığını biliyorum. Sana yardım etmeme ne dersin? Evet. Gel buraya. Tamam. Lanet olsun anne. Sana kapıyı çalmanı söylemiştim. Eğer böyle girmemi istemiyorsan kapını kilitle. Kapının kilidi mi var? Pekala, evet benim tatlım. Rustin ve Melen aşağıda. Onları buraya davet etmemi ister misin? Kahretsin. Ne haber çocuklar? Affedersiniz Bayan Banks. Kahretsin. Annen içeri girdiğinde siz kıyafet giydirmeci oynuyordunuz. Hem de pompon kız kıyafeti. Çok güzel. Seçmeler nasıl gitti? Size bir şeyler getireyim mi? Hoşça kal Sera. Kahretsin, annen ateşli dostum. Bunun bir resmini çekmeliyiz. Tamam, pekala. Gelin. Çenemin güzel çıkmasını istiyorum. O yüzden biraz pekala ve... Mel, önümüze uzanabilir misin? Bilirsin işte. Git kendini becer Rustin. Yola çıkmadan bile 30 tane falan fotoğraf çektim. Anı yaşamak istiyorum. Birkaç internet sapı için belgelenmek değil. Bunun için üzgünüm bebeğim. Hazır mısınız? Güzel. Anlıyorum. Eğer ailem kampüse yakın oturuyor olsaydı hala orada olurdum. Mezun olduğumuzda yurt ve öğrenim masrafları hayatı mahvedecek. Charles Hesper'ın Paris incelemesinin bir resmini paylaştı. O tam bir kaltak. O rolü benim almam gerekiyordu. Pekala. Seçmeleri kaçırmak hoşuna gitmedi mi? Biliyorsunuz, burada çalışan tek oyuncu olarak konuşursam, harika oyunculuğun %60'ı harika bir saçtır. Ama kalan %30 zamanla ortaya çıkıyor. Evet, bu böyle bir şey. Çalışan aktör mü? Sen $500 sendikasız bir elektronik sigara karşıtı reklamda oynadın ve şimdi de çalışan bir aktör mü oldun? Bu benim hayatım ve ciğerlerim ve bu hiç hoş değil. Ve hepten kaçın. Kardeşim beni korkutuyor kardeşim. Tahmin bile edemezsin. Bu da ne? Tamam çocuklar, şuna bakın. Bu dev solisin bana anlattığı perili mısır labirenti şeyi. Evet, bu korku çiftliği evet. Gibi bir şey. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Bilmiyorum. Garip insanların sana dokunmasından falan hoşlanmıyorum. Cidden mi? Losyon çocuğu. Başka ne yapacağım? Film. Değişiklik için farklı bir şeyler yapabilir miyiz? Ne demek istiyorsun? Tek yaptığımız bize içki alacak birini bulmak ya da alkollü oyun oynanan bir yere gitmek. Hadi ama. Biz hep ya sinemaya gidiyoruz ya da yemeğe. Evet. Tamam, burası küçük bir kasaba. Sınırlı seçeneğimiz olması benim suçum değil. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Sadece bir saat uzaklıkta. Rustin de istiyor değil mi? Hayır. Yapmamamız gerektiğini düşünmüyorum. Neden? Çocuklar, orası kötü. Yani
Gerçekten kötü. Bir, iki. Sor bu hisleri seni bulacak. Üç, dört. Dairenizde büyük kazançlar. Beş, altı. Hızlı ödemeler burada. Birxbet bir bahis şirketidir. İnsanlar orada gerçekten öldürüldü. İyi denemeydi Macbeth. Gördün mü işte bu yüzden rol almıyorsun. Kapa çeneni Melanie, bilmiyorsun. Bunun birçok sebebi var, tamam mı? Bu doğru. Pekala, 15 yıl önce falan, perili yer olmadan önce. Satanist bir klan mısır tarlalarından birine girdi. Ve bu sunağı kurdu. Yerel bir bakire kızı kaçırdılar ve onu kurban olarak sundular. Hala hayattayken içini açıp onu incelediler. O hala yaşıyordu, anlıyor musunuz? Polisler oraya vardığında ondan geriye kalan tek şey 30 santimlik bir deri parçasıydı. Patates soyacağı gibi bir şeyle derisini yüzmüşler gibiydi. Saçmalıklarla dolusun. Evet, canım cehenneme, bu doğru, haberlere çıktı. Katil her şeyi bir videoya kaydetmişti, çılgınca. Bir bakayım ben. Bakayım. Tamam, al ver. Bak. Orada olacağım. Lanet olsun. Ne yapıyorsun? Pekala. Toparlanın sürtükler, çünkü kesinlikle bunu yapıyoruz. Tamam. Wow, hey. Eğer korkuyorsan anlarım. Kes sesini Melanie, korkmadığımı biliyorsun. Brandon'ın 10. yaş gününde Elm Sokağı'ndaki kabusu gözlerini bile kırpmadan izleyen tek ben vardım, tamam mı? Her neyse, varım. Biliyorsunuz çocuklar, lütfen her şeye ben varım diyen grup olmayalım. Bilmiyorum kız arkadaşımı, bu güzel pompon kız kıyafeti varken bilirsin. Emin ol ben varım. Pekala, kahretsin. 10 yaşında bir avuç çocukla takılmak istiyorsanız Mısır labirentine gidiyoruz. Ama matarını da alıyoruz. Tabii ki matarımı da alıyoruz. Benim arabam olmaz, benzinim az. Evet, ve içiyorsun. Benimkini alabiliriz ama sen kullanıyorsun. Bu da ne? Bak Mel, bunu konuştuk. Bir yenek olup içmek istemiyorsan sorun yok ama... Canın cehenneme yastın. Hey, üstümü değiştirmem için evime uğrayabilir miyiz? Bebeğim, bunu giymeyi sen seçtin. Affedersin, oraya bununla gitmemi bekleme. Çocuklar. Hayır, kesinlikle bunu giyiyorsun. Melon. Üzgünüm, bu konuda çocuklarla aynı taraftayım. Bunu kaçırmak için fazla iyi. Hadi toparlan, tamam mı? Sizden nefret ediyorum çocuklar. Wow, ne zamandan beri bıçak taşıyorsun? Zaman doldu hareketlenmesinden beri. Eğer biri benimle uğraşırsa testislerini yediririm. Tanrım, neden hep bu kadar kızgınsın? Her neyse, bence çok havalı. Tamam. Çocuklar, hadi oyun oynayalım. Aa evet, paddle oynamaya ne dersiniz? Paddle ne? Farları kapalı bir araba gördüğünde paddle demen gereken bir oyun ve eğer haklıysan arabadaki herkesin bir parça kıyafetini çıkarmak zorunda. İğrenç, neden tüm bu oyunlar benim ve kardeşimin soyunmasıyla bitiyor? Evet, ha, tamam, şaka yaptım. Pekala, iki yalan bir gerçek oynayalım, olur mu? Millet, açıklamalı diyalog işini yapmayalım, tamam mı? Siz ikiniz arkada birbirinizi elleyin. Biz de burada bizi hiç rahatsız etmiyor gibi yapıp müzik dinleyelim. Bilirsiniz işte, yolumuza bakalım, tamam mı? Bana uyar. Pekala millet, hazırlanalım ve şu güvenlik toplantısını halledelim ki işimize bakabilelim. Önce güvenlik. Başka bir gece ve sezon neredeyse bitti. Yani enerjimizi yüksek tutmalı ve orada saçma bir hata yapmamalıyız. Unutmayın. Biz küçük bir işletmeyiz. Bir aile şirketi.
Bu yüzden derin cepleri olan bu alışveriş merkezlerini yenmek için iki katı eforla çalışmalıyız. Ve onları nasıl yeneriz biliyor musunuz? Alperimiz ve tutkumuzla yeneriz. Çünkü müşterilerimize harika bir deneyim yaşatıyoruz. Ve kulaktan kulağa dolaşarak yükseliyoruz. Şimdi çocuklar, misafirlerimiz VIP labirentinde ve özel bir ilgiye ihtiyaçları var. Lanet olsun Andy! Bırak şu lanet telefonunu! Dediğim gibi, bir sorunuz olursa kardeşinize sorabilirsiniz ve lütfen sadece Tanrı aşkına kirliliğe dikkat edebilir miyiz? Çamaşır yıkatmak ucuz değil. Kapıları açık tutmak ve annenizin mirasını devam ettirmek için maliyetleri düşük tutmalıyız. Ve kardeş Deacon fıstık ezmeli tatlılar yapma nezaketi gösterdi. Bu yüzden çıkarken bir tane almayı unutmayın. Oh ve Deacon, onlar çok çok güzeller. Tamam. Hadi toplanalım. Tatlım, yukarıda olduğunu, oradan bizi izlediğini ve yaptığımız işle gurur duyduğunu biliyorum. Ve bil ki seni düşünmeden ve seni özlemeden tek bir günümüz geçmiyor. Tatlım, çözdük. Sonunda çözdük ve her şey çok daha güzel olacak. Oğulların ve küçük kızın çok güçlü büyüdüler. Lütfen onları koru. Ve mirasını devam ettirirlerken onlara yol göster. Seni sevdiğimizi ve özlediğimizi bil. Tamam. Hadi bunu bitirelim. Tüm öğrenci kimlikleri ile Korku Çiftliği'nde 2'ye 1 kampanyasından yararlanmayı unutmayın. 2'ye 1 kampanyası yalnızca öğrenci kimlikleri olanlar içindir. Pekala. Çocuklar, dinlemiyorsunuz. Çoktan ünlü bir Justin oldu. Çoktan ünlü bir Dustin oldu. Bu demek oluyor ki dünya ünlü bir Rustin'e hazır. Şu an sosyal medyada 200 kişi arasında en ünlü Rustin benim. Yani bu mükemmel fırsat benim mükemmel online hazırlığımla buluştuğunda ben büyük ekrana geçeceğim. Profesyonel futbol oynayacaksın. Kardeşim, biliyor musun, olabilir. Tamam mı? Buna inanıyorum. Evet bebeğim. Dostum, söylemeye çalıştığım tek şey beni bulmaları ve şöyle söylemeleri, tamam mı? Aman tanrım, işte aradığımız yakışıklı beyaz çocuk. Bunu söylemeleri an meselesi. Bu harika. Sağlam bir ajans bulacağım ve çılgınca olacağım. Tanrım dostum. Hey sen, vape'ten kaçım diyen eleman değil misin? Evet. Evet. Hadi telefonunu çıkar da yapalım şunu. Ne? Fotoğraf istiyorsun değil mi? Üzgünüm dostum, imza vermiyorum. Olay yaratmak istemiyorum. Hayır, böyle iyiyim. Ne? Yapabilirim. Pekala Ryan, devam edelim. Gerçekten Ryan Gosling'e benzediğimi mi düşünüyorsun? Saçıma yeni bir şeyler deniyorum. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Başlamadan önce tuvalete gitmem lazım. Bir yarış atı gibi işeyeceğim. İğrenç adamım. Sanırım burada korktuğum tek şey şu lanet tuvaletler. Becky Snyder'a bunlardan hastalık bulaşmıştı. Becky hastalık bulaştırmamış mıydın? Hayır, o bana bulaştırdı, tamam mı? Kahretsin, hastalıklı mısın? Her iki Amerikalıdan biri hayatlarında cinsel yolla bulaşan hastalık kapar. Bunların %80'i üniversitede olur. Üniversitenin bir semestrini neredeyse 4 kez tamamlamış biri olarak hala ortalamanın altındayım, tamam mı? Yine değişeceğim dostum, gidelim. Evet, ben de. Ne? Az önce dedin ki... Evet dostum, kasıkların yoksa hastalık kapmazsın. İyi eğlenceler. Becky'ye hastalık bulaştırdığını sanıyordum. Tanrım, hayır. Eski sevgilim yaptı. Pekala, internette okuduğuma göre kayıt yaptırmak için güney girişine gitmeliyiz. O zaman burada dolaşmayı bırakıp oraya gidelim. Çocuklara yazayım.
burada olmak için fazla iyi görünüyor. Ne? Şu korkuluk işte. Orada bir şey yok. Yemin ederim orada tüylü ürpertici bir korkuluk vardı. Bu yerin amacı da bu değil evet. mi? Enerjim var. Evet var. Benim enerjim var. Ya senin? Lanet bir porno yıldızına benziyorsun. Bu dedikoduyu yaydığı için Rastlan'ı öldüreceğim. Lanet olsun. Bence seksi. Rahat Arif Karıçın. Tanrım. Meşgul demek meşgul demektir. Man kafa. Bu harikaydı. Ama... Dostum üzerime işedim. Evet, bunun iyi bir şaka olduğunu biliyordum. Sana man kafa dediğini duydun mu? Man kafa nedir? Duyduğuma göre iyi yağlanmış bir mastürbasyon demek. Kızlar güne kapısında. Korku çiftliğine hoş geldiniz. Kendinizin ve başkalarının güvenliği için sizden birkaç basit kurala uymanızı rica ediyoruz. Öncelikle labirente girmeden önce tüm cep telefonlarını teslim edin. Merak etmeyin. Onları geri alacaksınız. Ayrıca bütün konuklarımız kendi güvenliği için damgalanacaktır. Labirentimiz 100 dönümlük bir alandadır. Orada kaybolmak istemezsiniz. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Evet, seni suçlamıyorum. Neler oluyor? Her şey yolunda mı? Benim damgamda bir sorun mu var? Her şey yolunda. Bu damganın ne anlama geldiğini biliyor musun? Yok. Bu ne anlama geliyor? Bu sezon labirentimizin 10.000. ziyaretçisi olduğunuz anlamına geliyor. Güzel. Peki bu ne anlama geliyor? Bu VIP labirentimizi deneyimleyebileceğiniz anlamına geliyor. Bobby, ne diyorsun? Peki. Hanginiz şanslı kazanan? Evet, bu benim sanırım. Tebrikler. Melanie. Brandon. Wendy. Rustin. Melanie, Brandon, Wendy, Rustin. Evet. Güzel isim. Teşekkür ederim. Ben Herschel. Herschel Walker. Buranın sahibiyim. Çok havalı. Teşekkür ederim ve Melanie. Bu sezon 10.000. müşterimiz olacak. Bana söyledikleri de bu. Yani bunun anlamı nedir? Bir çift bedava tişört veya başka bir şey mi alıyoruz? VIP labirenti nedir? Görünüşe göre... Biri sürprizi bozmuş. Affedersiniz, ben sadece çok heyecanlıyım. Tamamen anlıyorum. VIP labirenti. Belki yılda bir olur. Biliyorsunuz biz küçük bir aile şirketiyiz. Yani bazen 10.000 ziyaretçi bile alamıyoruz. Bazen VIP labirenti hazırlıyoruz ve onu deneyimleyecek kimse olmuyor. Yani VIP labirent normal olandan farklı mı? Aa, evet. Evet öyle. Melanie, sen ve arkadaşların VIP labirenti deneyimlemek ister misiniz? Şimdi sana ne diyeceğim. 2 saatin altında bitirirseniz $5.000 kazanırsınız. Hadi canım.
5.000 dolar mı? 5.000 dolar. Dolar mı? Bal kabağı parası falan değil yani. Hayır efendim. Biliyor musun, sezonun sonuna geliyoruz. Sana daha iyisini yapacağım. Bir saat içinde bitirirsen ikiye katlarım. 10.000 dolar mı? Ciddi anlamda. Evet. Ciddi misin? Ne diyorsun Melani? Bana bakma, varım. Biliyorsun, benden şüphe etme. Hayır. Ben varım. Ben varım, evet. Sanırım hepimiz varız. Harika. Bir gezintiye çıkalım. Hadi kemerleri takın. Önce güvenlik millet. Tutunun. Erayn'ı kurtarmak. Neler olduğunu bilmiyorum. Aha peki. İnanamıyorum. Tamam, aklımızı, siz aklınızı mı kaçırdınız? Burada öleceğiz. Görünüşe göre bir yol engelimiz var. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım olacak. Silahlara geçin. Hadi çocuklar, delirin. Penis'e her bir vuruş 5 dolar. Maria Carey her gün böyle hissediyor olmalı, öyle değil mi? Görüşürüz. Penis'e vurmayı bırak. Penis'e vurmayı bırak. Aman tanrım, neredeyse kötü hissediyorum. Ben hissetmiyorum. İşte bu adamım. Canın cehenneme. Canın cehenneme. Teşekkürler. Peki VIP labirent bunlardan hangisi? Şimdi bunu o kadar kolay olacağını düşünmüyorsun değil mi? Bekle, birden fazla seçenek mi var? Aslında 5. Şimdi hepsi aşağı iniyor ve labirentin sonuna gidiyor. Sadece bazıları diğerlerinden daha uzun sürüyor. Bazıları 2 saatten uzun sürer mi? Evet Rustin. Hızlı kapıyorsun. Tamam o zaman. Yani hepimiz bir yol seçiyoruz. Ve eğer yanlış yolu seçersek parayı alamıyoruz. Yine doğru. Tamam. Ayrılabilir miyiz? Bekle, ne? Dördümüz için 5 yol var. Ayrılırsak şansımız artar. Pekala, çarkların işlediğini görüyorum. Evet, ayrılabilirsiniz. Ama zorunda değilsiniz. Hepiniz tek bir yoldan da gidebilirsiniz. Ya da ayrılıp şansınızı artırabilirsiniz. 2 saatten daha az bir sürede bitirirsek hepimiz 10.000 dolar mı alacağız? İyi deneme. Çocuklar, ayrılmak istemiyorum. Benimle gelebilirsin bebeğim. Evet, hep birlikte gidebiliriz. Sadece bir yol seçip ona bağlı kalacağız. Hadi çocuklar, ciddi misiniz? İstatiksel olarak eğer ayrılırsak kazanma şansımız daha yüksek. Mel de iyi bir noktaya değiniyor. İnsanlar burada hiç kayboluyor mu? Kaybolmak mı? Evlat, bu bir mısır labirenti. Aslında olay kaybolmak. Peki ya şeytani tarikat? Ah tanrım. Ne? 10 yıl önce burada bakire bir kız satanist bir tarikat tarafından kurban edildi. Haberlere çıkmıştı. Bakire kurban? Evlat, Mısır labirentinin yaş ortalaması 10. 12 yaşında bir kız çocuğu geçen sezon VIP'de 5.000 dolar kazandı. Her ne kadar efsaneleri sevsem ve kapılarımı açık tutmama yarasa da, dürüst olmak gerekirse biz sadece eğlenceli bir Mısır labirenti ailesiyiz. Peki ne yapmak istiyorsun? Biliyorsunuz bunu yapmak zorunda değilsiniz çocuklar. Hayır, kamyona dönebilir, ana kapıya gidebilir ve isterseniz normal labirentin tadını çıkarabilirsiniz. Cidden çocuklar, biraz cesaretli olun. Hadi, evet Mel haklı. Sebepsiz yere kendimizi korkutuyoruz. Yani bu bir çocuk labirenti, ne olabilir ki? Evet, çocuklar bunu yapıyor. Yani? Pekala, her birimiz farklı bir yol seçeceğiz ve para için koşacağız. Hızlıca nakit kazanalım.
Tamam tamam ama bu deneyimin tadını çıkarmanızı istiyorum. Sizi korkutmak için bir sürü insanın kostümüne para ödüyorum. Mısır labirentinde koşmak bir çeşit israf olur. Herschel, sen güzel bir adamsın ama aptal bir çocuksun. Seni seviyorum ama biz cumhuriyetçi ailelerden geliyoruz. Hepimiz Benjamin severiz. Anlıyorum. Pekala, iyi vakit geçirmenizi istiyorum. Benjaminlere odaklanmayın, tamam mı? Size bir iyilik yapacağım. Orta yolu takip etmeyin. Neden Herschel? İçinde küçük bir numara ya da bir düzenek mi var? Bu bir hile değil. Genelde insanlar orta yolu seçer. Bu yüzden onu en uzun yol yaptım. Bakın. 4 kişi, 4 yol. Sorun çözüldü. Boş verin. Hadi yapalım. Evet ahbap. Emin misiniz? Yapmak istediğimiz bu mu? Evet. Rustin. Sana 12 yaşındaki kızdan bahsetmemiş miydim? Evet. Evet, Bay, senden önce Elm Sokağı'nı izledim. Bu kadar ödlek olmayı bırak. Canın cehenneme Melanie. Ona sadece bir şeyler soruyorum. Tanrım, bunu hep yapıyorsun. Bu yüzden anne ve babam seni çok sevmiyor. Bu komik mi? Ne var biliyor musun? Oraya ilk ben varacağım ve 10 bin doları kazandığımda ben ve Herschel G7'inle rahatlarken kimin güldüğünü göreceğiz. Kendine cici baka olan. 10 bin dolarla onu ödeyemezsin. Pekala, sanırım bu kadar. İyi eğlenceler. Sana da bebeğim. Sana da. Birkaç saat sonra görüşürüz, tamam mı? Hey, teşekkürler. Ben sağdaki yolu alıyorum. Pekala baylar ve bayanlar, orada güvende olun. Unutmayın. Korunma anahtardır. Bu sabah o seçmeleri kazanamadım. Ben Ohio'luyum. Güzel. Brandon top alıyor. Onu kimse durduramıyor ve gol. Kalabalık çılgına dönüyor. Vahşi, çılgın kazanıyor. Thank you.
Bana bir Y ver. Bana bir I ver. Bana bir K ver. Bana bir I ver. Bana bir I ver. Bu ne demek? Bu ne demek? Yıkık. 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 Vay canına, çok komik. Yıkık. Tamam. Lanet olsun. Beni yakaladın dostum. Kolay korkmam ama beni yakaladın, tamam mı? Lanet olsun, kocamansın. Dostum, burada ne yapıyorsun? Bana bak, sen filmlerde oynamalısın. Menajerin kim dostum? Stella mı? Doğu tarafında el değil misin? Bir tepki. Böyle bir karakteri bırakamazsın. Korkutucu ve harika bir girişin var. Korkunçsun ve onu bırakacak mısın? Pekala, bak dostum, sana küçük bir tavsiye vereyim. Tamam, biraz oyunculuk yaptım ve bunlar temel şeyler, gerçekten basit. Bu Meisner, tamam mı? Aklında yaşamalısın, tamam mı? Şimdi gerçek hayatta muhtemelen ortalama bir Joe olduğunu biliyorum. Mısır labirentinde çok zaman geçirdiğini biliyorsun. Yeterince sevişemiyorsun falan filan. Yaşantın ne olursa olsun bunu kullan, tamam mı? O maskeyi taktığında her şeyi yapabilecek psikopat bir katil olduğunu bilmelisin, tamam mı? Pekala. Favori aktörümün çok sevdiğim bir sözü vardır. Freddie Prinze Jr. O her zaman oyunculuk hayali koşullar altında gerçeği yaşamaktır der. Bence çok doğru. Dostum, sana burada bir altın veriyorum. Bunu not almalısın. Pekala, tamam, iyi şanslar adamım, tanrım. Senin de canın cehenneme. Burada yardım etmeye çalışıyorum. Kahrolası herif. Tamam. İyi denem adamım. Kahretsin. Wendy! Brandon! Rastın?
Merhaba koca oğlan. Pekala. Yakışıklısın değil mi? Sen de. Buradan nasıl çıkacağıma dair bir ipucu vermek ister misin? Tatlım, bunu sana söyleyemeyiz. Doğru. 10.000 dolar anlıyorum. Ama belki sana yardımcı olabileceğim başka bir şey vardır. Üzgünüm, anlamadım. Burada yalnızsız. Belki biraz eğleniriz. Bizim minik sırrımız olur. Sadece biriyle birlikteyim, tamam mı? Çok kötü, gerçekten çok kötü. Ya beni bağlayıp bana istediğini yapabileceğini söylersem? Vay canına. Harika bir fikre benziyor. Çünkü biliyorsun çok ateşlisin. Bunu söylediğim için pişman olacağım ama ben sanırım reddedeceğim. Sadık olmalıyım, lanet olsun. Peki, bilmiyorum. O zaman en azından koşabilir misin? Gerçekten egzersize ihtiyacım var. Ne? Koşmalarını gerçekten seviyorum. Kahretsin. Beni kestin. Sen aklını mı kaçırdın? Kahretsin. Biliyor musun? Seni gerçekten sevdim. Sana önden başlama şansı vereceğim. Hazır mısın? Tamam. 1001, 2001, 3001, 4001, lanet olsun adamım, kahretsin. 5001, 6001, 7001, 8001. Hazır ol ya da olma, geliyorum. Oyunlarını cidden hızlandırdılar. Sorun değil, sadece korkutmaya çalışıyor. Yapabilirsin. Dostum, kıyafetin çok ürkütücü. Bu maske nasıl bir iş? Neredeysen dışarı çık. İşte buradasın, tamam.
Oh, hayır, hayır, hayır. Aa, evet, kaybettin. Evet. Ne yapıyorsun? Sen dördüncü yolda olman gerekiyordu. Üzgünüm, onu kaybettim. Ne demek onu kaybettin? O lanet bir ninja demek. Benimle dalga mı geçiyorsun sen, lanet olsun? Bak. Hey, tamam. Bak şimdi. Bağırdığım için özür dilerim. O gerçekten hızlı. Evet, eminim öyleydi. İşte neden parlak çocuğu laboratuvara götürmüyoruz? Ben de onu bulmaya çalışayım, tamam mı? Aman tanrım, o çok küçük. Evet. Ama yine de taşıyacak kadar güçlü değilim. Ben öyleyim. Evet, öylesin. Hadi sen onu laboratuvara götür, ben de kızı bulayım, tamam mı? Bu arada yaptığın fıstık ezmeli tatlılar gerçekten harikaydı. Gerçekten mi? Annemin yaptıkları kadar iyiydi. Selam ahbap. Ben... Anladım. Seninle bir şey deneyebilir miyim? Ben sadece bu şeyi buldum ama gösterecek kimsem yok ve sanki... Hazır mısın? Enişte mısır. Evet, en iyisi değil ama yine de bir şey değil mi? Eğlenceli. Sadece onunla nereye varacağımı bilmiyorum. Pekala, komedi insanı değilsin. Sorun değil. Her neyse. Herkese göre değildir. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Ben sadece bu lanet yerde dolaşıyorum. Saatler gibi geliyor. Bu şeyi bitirmek için 2 saatim var ve arkadaşlarım bitirip çıktılar mı bilmiyorum. Yani sen yıldızları okumakta çok kötüyüm, biliyor musun? Pekala, hadi ama adamım, bana yardım et, tamam mı? Kız kardeşimi tanımıyorsun. Eğer beni yenerse tam bir baş belası olacak. Tepki yok. Pekala, zorlu iş. Sorun yok. Anladım. Pekala, sana rütbe çekmek istemedim ama... Hırşıl'ı tanıyorum. Yani belki de telsiz ya da bir şeyle ona ulaşabilirsen dostu Rusty'nin bu lanet labirentten çıkmaya hazır olduğunu falan söyleyebilirsin. Bu gerçekten... Nereye gidiyorsun? Seni görebiliyorum. Ne yani, öylece gidecek misin? Yani oraya arkanı bile dönmeden mi gideceksin? Gerçekten harika adamım, biliyor musun? Burada kuzenlerin birbirlerine muamele çekmesini durdurmada iyi eğlenceler pislik. Lanet olsun, bu labirentten nefret ediyorum. Ve sana büyük bir intikam ve öfkeyle. Lanet olsun. Bana mı dedin? Burada başka kimseyi göremiyorum. Bu yüzden benimle konuşuyor olmalısın. Lanet olası. Lanet olsun. Tamam. Oyun oynamak ister misin? Oyun oynayalım. Küçük arkadaşıma merhaba de. Canın cehenneme. İşte bu. Ben artık yeteri kadar korku yaşadım. Artık korkmuyorum. Thank you.
Lanet olsun. Kahretsin. Hey dostum. Hey hadi. Buradan çıkmalıyız. Mel. Beni öldürdü. Hayır. Öldürmedi, bekle. Dinle. Ben başaracağımı sanmıyorum. Daha önce hiç kol kopması gördün mü? Hayır, görmedim. Beklediğin kadar kötü. Bak, dinlemen gerekiyor. Ne? Sadece kardeşin olduğumu bilmeni ve söylemezsem asla kendimi affetmeyeceğimi düşündüm. Bugün çok şişman göründüğünü düşündüm. Bazen doğruyu söylemenin sorun olmadığını söylüyorum. Sen ciddi misin? Hadi. Bilirsin, karbonhidratlar her zaman senin arkadaşın değildir. Yardımına ihtiyacım var. Hayır, dinle. Odama gitmen gerek. Yatağımın altında gerçekten dehşet porno şeyleri var. Annemle babamın onları görmesini istemiyorum. Gerçekten derin bir fetiş olayına giriyordum. Bazıları biraz yasa dışı geliyor. Mel, senden nefret ediyorum. Kahretsin. Gerçekçi miydi? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bunun şimdiye kadar yaptığım en iyi oyunculuk olduğunu düşünüyorum. Ahmak. Hayır, bu gözyaşları gerçek. Bu arada buradan gerçekten çıkmamız lazım. Bu adamlar çıldırmış dostum. Mel. Meşgul görünüyorsun. Arabayı alacağım. Aman tanrım, aman tanrım. Yapabilirim, hadi bunu yapabilirim. Hadi biraz daha, hadi. Rustin! Onu yakaladım. Ha, güzel uyandın. Neler oluyor? Üzgünüm, bunun için vaktimiz yok. İşlem çok uzun sürüyor ve eğer herkese anlatsaydım hiçbir işimi bitiremezdim. Bırak beni, seni deli, lanet sürtük. Anneni ağzına mı öpüyorsun? Bak, eğer çırpınmayı bırakmazsam bu canını çok yakacak. Ne acıtacak? Bu da ne? Bu bir dermatom. Bunun ne olduğunu biliyor musun? O ne öyle? Bu bir dermatom. Az önce söyledim ya, erkekler neden hiç dinlemiyor? Hayır, hayır. Sanırım bir tıp fakültesine gitmedin. Bu yüzden bunu senin için kısaltacağım. Bu bir dermatom. Derini vücudundan ayırır. Hayır, lütfen, lütfen. Hayır, lütfen. İşte, sana göstereyim. Hayır, 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 hayır. Bekle, hayır. Gördün mü? İşte bu kadar basit. Ama gözlerin ve burnun etrafında biraz zor oluyor. Ama neyse ki o zamana kadar ölmüş ya da bayılmış olursun. Lütfen, lütfen gitmeme izin ver. Eve gitmek istiyorum. Lütfen, Vendiner. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok fazla konuşuyorsun. Bütün eğlencesini kaçırıyorsun. Eve gitmek istiyorum. Vay canına,
Bazı erkekler gerçekten diğerlerinden daha hızlı. Beni bağlamana izin vermediğime sevindi. Bu bir hayal kırıklığı olurdu. Gemma, Henry yaralandı. Ne oldu? O lezbiyen kaltak onu bıçakladı. O ölmüş. Bir şey yap. Benden ne yapmamı istiyorsun? Lanet, kafasında bir bıçak var. Bilmiyorum, ben doktor değilim. O ölmüş, bilmiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Nefes almıyor ve lanet kafasında bıçak var. Neden erkekler bana kendimi tekrar ettiriyor? Dışarıda kim kaldı? Deacon ve Andy. Andy nerede? İkinci yolda. Ve Deacon? Sanırım lezbiyeni arıyor. Bernard bana lezbiyen olduğunu söyledi mi? Hayır. Bir kızı öptüğünü gördün mü? Hayır. Öyleyse neden lezbiyen olduğunu düşünüyorsun? Sert ve güçlüydü o çünkü. Bir kadının sert ve güçlü olmasının arkasında lezbiyen olduğu yatmaz, tamam mı? Fark etmez. Hangisi ikinci yoldaydı? Sanırım amigo kız. Merhabalar tatlım. Ben buzlu palyaço. Tüm soğuk tatlı ihtiyaçlarınız için buradayım. Labirent nasıl gidiyor tatlım? Bilmiyorum. İyi galiba. Ne zamandır burada olduğumu söyleyebilir misin? Bir saat 20 dakika. Kahretsin. 10.000 dolar gidiyor. Üzgünüm. Para kazanmak için acele etmen gerekecek. Yani arkadaşlarımdan hiçbiri henüz başaramadı mı? Sanmıyorum. Biri VIP labirentini her bitirdiğinde bir zil çalıyor. Ve ben bir şey duymadım. Sen duydun mu? Hayır. Adın nedir küçük kız? Wendy. Wendy. Şeker ister misin Wendy? Bunların hepsi bedava. Neler var Kelvin? Pekala, buzlu ruj, şekerimiz, jelibonlarımız ve kan portakalı aromalı lollipopumuz var. Peki, hangisi olacak? Hayır teşekkürler, kazanmaya çalışıyorum. Hey, bunlar kulağa lezzetli geliyor ama aramızda kalsın lütfen. Ben bu hafta 5 kilo aldım. Emin misin? Onlar bedava. Bedava, 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 bedava. Evet, kazanacaksam gitmem gerekiyor. İyi şanslar. Evet, belki sonra seni yakalarım. Önce ben yakalamazsam. Ah!
Wendy! Hadi gidelim. Hadi. Hayır. Secure. Centrifuged. And in solution? In solution. She was a prime carrier. And the others? Carriers, not prime. Barbaria is sterile. Ingest genes. Ready. Families in process. Perfect. Buldum seni. Merlin. Hey, Mel. Mel. Hey. Mel. Mel. Hey. Hey. Selam, buradasın. İşte buradasın. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? Tamam. Kahretsin. Bu kötü. Bana bir şey verdiler. Onu hissetmiyorum. Bir kere aşağı baktım. Yeterli oldu. Kahretsin. Melin, sizi buraya getirdiğim için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hayır, bu senin hatan değil. Senin hatan değil. Çok üzgünüm. Çok korkuyorum. Çok.
Ölmeye hazır değilim. Ölmeye hazır değilim. Bizi buradan çıkaracağım. Ölmeyeceksin. Bizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Söz veriyorum. Bana güveniyorsun, değil mi? Tamam. İşte burada. Tüm dualarımızın cevabı. O seçilmiş olan. Onca yıldan sonra. Senin bir efsane olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bir tane bulacağımızı söylemiştim. 15 yıl. İnanamıyorum. Annen çok gurur duyardı. Anneniz hepinizle gurur duyardı. Ve sen. Oğlumu benden aldın. Eğer sana canlı ihtiyacım olmasaydı seni kesmekten zevk duyardım. Ona canlı ihtiyacımız olduğuna emin misin? Tamamen aynı şey değil ama risk almalıyız. Evet. Buna ne dersin? Hayır. Evet, ondan ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Onu öldürebilirsin. Teşekkür ederim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Eleni. Aman Tanrım. Seni öldüreceğim lanet olası. Her birinizi öldüreceğim. Çok alınmış. Evet, onu öldüremiyoruz. Ama şimdilik. Canın cehenneme, psikopat kaltak. Seni öldürene kadar döveceğim. Benden ne istiyorsunuz? Benden ne alt istiyorsunuz? Ona söylemedin mi? Aa, ne kadar özel olduğuna dair en ufak fikrin yok. Söyle ona. Ona söylememize gerek yok. Söyle ona. Bilmesini istiyorum. Annenin bıraktığı işi nasıl tamamladığını bilmesini istiyorum. Her şey size parka giderken verdiğimiz, bastığımız el damgası ile ilgili. Damga mı? Hiç kimse bunu sormaz ki. Demek istediğim damganın amacı nedir? Doğruyu söylemek gerekirse bu bir tür turnusol testi. Belirli bir gene sahip olanları ortaya çıkarır. Nispeten yeni bir gendir. İnsan evriminin son 30 yılında falan meydana gelir ve arkadaşlarının derileri onunla dolu. Önce deriyi çıkarıyoruz, anladın mı? Sonra da ezip sıvı haline getiriyoruz. Ve sonra onu bir yüz kremine dönüştürüyoruz. Evet. Ve bu yaşlanma sürecini durduruyor. Şak diye. Florence'ın mucize yüz kremi. Siz delisiniz. Hepiniz lanet delisiniz. Şimdi diğer yandan senin derin. Bu genden senin derinde daha önce hiç karşılaşmadığımız kadar çok var. Bu yüzden seni hayatta tutmalıyız. Biliyorsun, kalbin atmayı bıraktığında deri ozmoz yoluyla her şeyi emerek hayatta kalmaya çalışır. Ve dış dünyadan emdikleri bütün araştırmamı mahvediyor. Derin seni öldükten sonra haftalarca hayatta kalabilir. Ne kadar harika, öyle değil mi? Fenders için teşekkürler çılgın sürtük. Dois'ten biyoteknoloji alanında doktora derecesiyle mezun olduğumu bilmeni isterim. 5 keşif patentim var. Ki bu anneninkinden sadece 2 tane daha az. Ve sen tatlım.
derini bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu anlamam ve senin gibi daha çok insan bulabilmem için bana yardım edeceksin. Lanet olsun. Oh, bunu beğendim. Tatlım. Nereye gideceksin? Etrafın sarılı. Ve bir mucize olur da bizi geçersen 100 dönümlük bir mısır arazisindesin. Bitti. Hayır, 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 hayır. Bunu konuşalım. Canın cehenneme. Hayır. İşte oldu. Teşekkürler. Sana da teşekkürler. İyi günler. Affedersiniz. Oğlumu gören var mı diye bakıyorum. O bir ay önce kayboldu. Çok hoş çocuk ama gerçekten üzgünüm. Onu görmedim. İşte bir de babama soralım isterseniz. Bu hanımefendinin oğlu kaybolmuş. Onu gördün mü? Hayır görmedim. Üzgünüm. İyi bir çocuğa benziyor. Polise başvurdunuz mu? Evet ama o 18 yaşından büyük ve bu yüzden kayıp olarak kabul edilmiyor. Kaçmadığını kanıtlayamadığım için de bana yardımcı olamadılar. Bu çok kötü. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Etrafa bakınacağım. Onu görürsem sizinle iletişime geçmenin bir yolu var mı? Evet, benim tüm bilgilerim bu afişte. Tamam, teşekkürler. Çok üzgünüm. Teşekkürler. Pekala, sağ olun. Pardon hanımefendi. Zor bir dönemden geçtiğinizi biliyorum. Ve görünüşe göre fazla uyumamışsınız. Evet, evet. Bunu denemenizi istiyorum. Ya, özür dilerim. Yine de sağ olun. Bu şirketimizden. İnanın bana lütfen. Biraz şımartılmayı gerçekten hak ediyorsunuz. Cildinize çok iyi gelecektir. Deneyin, beğeneceğinize eminim. Kokusu cidden rahatlatıcı. Okaliptus mu? Bana oğlumun odasını hatırlattı.
Cema! Cema! Merhabalar. Seni komaya soktuğumuzu sanıyordum. Ama görünen o ki serumun bitmiş. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Üzgünüm. Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Ne yazık ki boğazını kestiğinde atar damarın yerinde ses tellerine zarar vermiş. Neyse ki seni dikebildim. Ve süreç inanılmazdı. Görünüşe göre ağrı kesicilerinde etkisi geçiyor. Bunun için üzgünüm tatlım. Hemen döneceğim. İnsan vücudunun çok çılgın olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? Uygun şekilde ilgilenildiğinde insan derisinin 2 hafta içerisinde kendini yenilediğini biliyor muydun? Evet, biliyorum. Bu gerçekten harika. Bu arada biz senin gibi insanları ararken 2 haftada bir daha fazla olmak için geleceğimizi bilerek güzelce dinlenebilirsin. Şimdi bunu devam ettireceğim ve birkaç saniye içinde komaya geri döneceksin ve artık bunların hiçbiri için endişelenmene gerek kalmayacak. İşte böyle. İyi uykular. İyi uykular. Thank you.